Ne oldu? Bugün hemen sıcağı sıcağına tezkereyle başlayalım. Hı hı. Barış, senle başlayalım izin evet. verirsen. Tezkere geçti. Fakat evet. öyle bir geçti ki yani hem Millet İttifakı'nın içerisinde farklı oylar çıktı, hem Millet İttifakı'nın içinde olmayan Memleket Partisi'nin şerhli bir şeyi çıktı. Şerhli bir evet'i çıktı. Yani tezkereye evet dedi. Nedir bu tezkereden? İstersen ben kısaca söyleyeyim, sen ondan sonra yorumunu yap. Aha. Türkiye'nin milli güvenliğine yönelik ayrılıkçı hareketler, terör tehdidi ve her türlü güvenlik riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli her türlü tedbiri almak. Irak ve Suriye'deki tüm terör örgütlerinden ülkemize bundan sonra da yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek ve kitlesel göç gibi diğer muhtemel risklere karşı milli güvenliğimizin idame ettirilmesini sağlamak, Türkiye'nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan ve hiçbir meşruiyeti olmayan tek taraflı bölücü girişimler ve bunlarla ilgili doğabilecek gelişmeler istikametinde Türkiye'nin menfaatlerini etkili bir şekilde korumak ve kollamak, gelişmelerin seyrine göre ileride telafisi güç bir durumda karşılaşmamak için süratli ve dinamik bir politika izlenmesine yardımcı olmak üzere hudut, şumul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanı'nca takdir ve tayin olacak şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi ve aynı amaçlarla amaçlara matuf olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanı'nın belirleyici esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilebilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ile 30.10.2021 tarihine kadar uzatılan izin süresinin anayasanın 92. maddesi uyarınca 30.10.2021 tarihinden itibaren 2 yıl uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. Bu tezkere, bu okuduğum tezkere sevgili izleyiciler kabul edildi. Birazdan, yaklaşık 1-1,5 saat önce kabul edildi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Fakat kamuoyunda da bir dalgalanma oldu. Kabul edenler, etmeyenler var Barış. Şimdi sen oradan bir başla. Şimdi bir kere şunu söyleyelim. Bugün kabul edilen tezkere Amerika Birleşik Devletleri'nin 1 Mart 2003 tezkeresinin rövanşını almasıdır. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri 2002 yılında yapılan Davos zirvesini Irak gündemli yapmıştı ve o Irak gündemli zirvede Tayyip Erdoğan bugün çok eleştirdiği Soros'la görüşmüştü. Hatırlayın. 2003 yılının başında. Ve 2002 yılında George Soros Türkiye'ye gelip Sabancı Üniversitesi'nde bir konuşma yaptığında Türkiye'nin en iyi ihraç ürünü ordusudur demişti. Bakın 2002'de George Soros Türkiye'ye geliyor, Sabancı Üniversitesi'nde bir konuşma yapıyor. Bir soru üzerine Arjantin'le Türkiye'yi kıyaslıyor ve orada Türkiye'nin en iyi ürünü, ihraç ürünü ordusudur diyor. Yani Türk askerinin lejyoner olmasını, dünyanın her yerinde savaştırılmasını istiyor. O sözlerden tam bir yıl sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Adalet ve Kalkınma Partisi bir tezkere getirdi ve o tezkerede 60 bin Amerikan askerinin Türkiye'de konuşlandırılması istendi. O dönem CHP Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal ve arkadaşları hakikaten olağanüstü bir direniş gösterdiler. Hatta rahmetli Ali Dinçer o dönem Almanya'da tedavi görüyordu. Onu özel uçakla getirterek bir oyda bir oydur diyerek hayır oyu kullandırttılar ve 90 AKP milletvekili de o dönem hayır oyu verdi. Fakat o hayır oyu veren milletvekilleri AKP'den tasfiye edildi. O dönem Türkiye'ye yabancı asker konuşlandıramayan Amerika Birleşik Devletleri bir hafta önce Osman Kavala üzerinden bir kriz çıkarttı. Adalet ve Kalkınma Partisi bu krizin tuzağına düştü ve şimdi de hem Avrupa ile hem Amerika Birleşik Devletleri ile uzlaşabilmek için tezkereye konulan bu maddeyi de kabul ettiler. Yani Türkiye'de yabancı asker bulundurma hakkı. Bugün bu tezkereye oy veren, evet oyu veren hiçbir milletvekilinin bundan sonra gelecek olan şehitlerle ilgili, şehitlerimiz hakkında, gazilerimiz hakkında, ama sonuçta tezkere bunun için çıkartılıyor, konuşma ve AKP'yi eleştirme hakkı yoktur.
Efendim AKP bana onu diyecek, MHP bana bunu diyecek diye siyaset yapılmaz. Kardeşim hem Suriye'de ne işimiz var diyeceksin, hem de tezkereye evet diyeceksin. Böyle bir şey olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi çok doğru, beklenen, özlenen bir tavır koymuştur bugün. Ben bugün tweet de attım. Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve bu kararı alan kurmayları ve tezkereye hayır diyen tüm milletvekillerini de kutladım. Çünkü tezkerede bakın şurada yazıyor. Sen de okudun az önce. Hı hı. Yabancı asker. Bak. Sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere asker gönderilmesi ve aynı amaçlara matuf olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması. Bu ne demek? Bugünden itibaren artık sınırı belli olmayan, kaç kişinin geleceği bilinmeyen, gelseler bile ne kadar kalacağı öngörülemeyen bir sürece sokuldu Türkiye. Tayyip Erdoğan başbakanken gitti Deniz Baykal'dan, daha doğrusu AKP genel başkanı iken Deniz Baykal'dan tezkereye evet desteği istedi. 1 Mart 2003 için. Deniz Bey orada haklı olarak şunu soruyor. Ya diyor ki bu yabancı askerleri getireceksiniz. 60 bin Amerikan askerini Irak'a müdahale etmek istiyorlar. Ne kadar kalacaklar diyor. Tayyip Erdoğan bilmiyorum diyor. Bu Deniz Bey'in tüm anlatımlarında var. O yüzden bugün Adalet ve Kalkınma Partisi ile onun ortağı MHP Türkiye'yi dış politikada bir maceracılığa sürüklediler. Yani MHP bu politikaların hiçbirinden vareste değil. Bu politikaların tamamının destekçisidir. Bizim daha bir ay önce 3 askerimiz İdlib'de katledildi, şehit edildi. Ve İdlib'de katledilen askerlerimizi ben yine bu yayında sordum, kamuoyunun gündemine getirdim. Kim katletti dedim. Peki. Yetmedi. 20 gün önce Tel Afer bölgesinde polislerimize ateş açıldı. Bir polisimiz şehit oldu, bir polisimiz yaralandı. Kimin saldırdığını bile bilmiyoruz. Sen şimdi kardeşim cihatçı terör örgütlerinin artık yatağı haline gelmiş, senin kontrolünde olmayan, uçak uçuramadığın, Rusya izin vermediği için uçak uçuramadığın 12 tane gözetleme kulesinin etrafını Rusların sardığı, 34 askerimizin Ruslar tarafından şehit edildiği bir bölgeye hangi akıl ve mantıkla hala asker göndermek istiyorsun? Türkiye'nin sınırlarını Türkiye'den korursun. Türk Silahlı Kuvvetleri de, emniyet de, polis de, özel harekat da Türkiye'nin sınırlarını Türkiye'nin içinden koruyabilecek güçtedir. Şimdi hem çıkıp Adalet ve Kalkınma Partisi'ni eleştirip hem de AKP'nin getirdiği bu akıl dışı tezkereye onay vermeyi ben anlamıyorum. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin AKP ve MHP'nin yaratacağı sahte milliyetçilik rüzgarlarına boyun eğmeden, baskı eğmeden tam da tabanının ve toplumun hislerine tercüman olarak hayır oyu vermesini de çok tutarlı buluyorum ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni de tebrik ediyorum. Tabi tezkereye hayır veren diğer partilerin milletvekillerini de. Türkiye İşçi Partisi de hayır verdi. HDP de hayır verdi. Saadet Partisi'nin Saadet de... Saadet vermedi galiba. Onların şimdi bakalım. Yani sonuçta hayır veren, evet, tüm milletvekillerini de tebrik, peki, ediyorum.